Sadece düşmeyi başardım derken tam olarak düştüm. Çok güzel. Bakın. Ya bugün çok şanssız bugün. Niye böyle ya? Üstüm başım hep battı. Göre de düşeyim tam olsun. Herkese merhaba. Bugün 9 Kasım. Hava oldukça sıcak. 9 Kasım olmasına rağmen. Ben Erekkaya Barajı'na geldim. Ava gelecek kimseyi bulamadım. Tek başımayım. Buraya gelecekler için öncelikle dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burası Ankara'nın içme suyu kaynaklarından biri. O yüzden mangal yapmak yasak. Ben de evde kahvaltılıklarımı hazırladım. Güzelce kahvaltım yaptım önce bir. Saatte 11'e gelmek üzere. Amacım pörç avlamak. Turna için Kurtboğazı'na gitmem gerekiyordu ama yolu gözüm kesmedi. Pazar köyünden sonra epey meşakkatli oranın yolu. Strike Pro'nun Cyber Wipe sahtesiyle avlanacağım bugün. Çok güzel duruyor. Suyu bilmiyorum. Burada pörç olduğunu biliyorum sadece. Etrafı dolaşarak bir av yapacağım bugün. Telefon çekmiyor bir de burada, haberiniz olsun. Yani benim attığım avya çok nadir çekiyor. Genelde de bağlantım yok. Su epey çekilmiş. Nereden baksanız bir 5 metre falan çekilmiş, öyle geliyor. O da içme suyu kaynağı olduğu için ara ara muhtemelen boşaltma yapıyorlar. Duyduğuma göre burada epey pörç varmış. Ben de bir deneyeceğim. Çok tutamazsam da veya bir iki saat boyunca balık alamazsam buradan Akyer Barajı'na geçeceğim. Planım bu şekilde. Belki Çerkeş'e doğru da giderim. Orada da bir baraj var. İsmini bilmiyorum. Orada da pörç var diye biliyorum. Daha çok sazan tutuyorlar ama ha, ilkinde taktık da. Çok yosun var. Şu aralar Ankara'nın etrafındaki tüm göllerde yosun ve ot fazlalıkla var zaten. İnsanın deniz kenarında olsam ne olurdu dedirtiyor bu barajlar. Hem balık alamıyorsunuz, hem pisliğiyle, kötü yollarıyla uğraşıyorsunuz. Aa, önümden küçük bir pörç geçti. Suyun üstüne çıktı. Çok güzel. Yavru bir pörç var. Bu 17 gramlık bir sahte. Yosunlar beni öldürecek ya. Neyse, balık olduğunu görmüş oldum. Artık tüm ağaçlar sarıya bürünmüş. Birkaç tane çam ağacı görüyorum arada yeşil. Kalan hepsi sarı, gayet güzel. Manzara açısından. Balık da verirse çok şahane olacak. Mayıs'ta herkes tutuyor. Oo, çok fena battım. Bastığınız yere dikkat edin bu tarafa gelirseniz. Şöyle göstereyim. Ufak ayağımın değmesiyle dibe girmesi bir oldu. Arkada da zaten açtım. Burası su bile dolduğu için hemen.
Çok pörç var diyorlar. O yüzden kalkıp da Akyar'a gitmek istemiyorum. Şimdi aklım burada kalacak. Ama fiziki olarak pek sevmedim ya. Tamam, etraf çok güzel. Akyar'dan bile güzel belki. Malzemelerinize uzak kalıyorsunuz. Arkadaşın aracı yüksek. Buraya kadar gelmiş. Ben tövbe billah sokamam benim arabamı buraya. Daha karşıda bıraktım. Evet, Akyar Barajı'na geldim. Eyrekkaya ümitsiz geldi gözüme. Avlanabileceğim son zamanlar olduğu için artık havalar soğuyacak. Balık açısından sabırsızım. Beklemeye pek tahammülüm yok. Balık gelsin istiyorum. Burası hareketli. Geçen avlandığım yerden daha ileriye, yani sete daha yakın kısma geldim bugün. Buradan deneyeceğim. Oo, çok kayalıkmış burası da ama. Arabayla yoldan sapıp belli bir yere kadar inebiliyorsunuz. Ondan sonrası mecbur yürüyeceksiniz. Bakalım ne olacak. Suda en azından can. Üf, sürüyü kovalıyor orada. Çok fena da attı. Balıklar kıyıya varıyor. Ben bir oraya gideyim bakayım. Balık buraya indi anlaşılan. Arkadaş baba oğul gelmiş onlar. Değişik bir balık. Kasna da değil. Kasna'ya benziyor ama yüzgeçleri kırmızı. İsmini söyledi unuttum. Ondan bayağı bir yakalamışlar. Çok güzel duruyor balık şekli. Eti lezzetli. Şekli güzel. Eti lezzetli oluyor. Mesela turnanın şekli hiç güzel değil. Ben geçen bir turna yaptım. Şu kesik köprüler. Bizimkilerin aldığı turnaları öldüğü için ben almıştım. Sözüm de vardı, birkaç kişiye onları verdim. Bir tane de kendime aldım, bir pişireyim dedim. Yiyemedim açıkçası, bitiremedim o turnayı. Zaten kendim yanlışlıkla ölmediği sürece, hayatta kalabilecekse turnaları hep bırakıyorum. Pörcü çok merak ediyordum, cidden çok merak ediyordum. Alsam bugün alıkoyacaktım, güzel bir pörç alsam pişirecektim de, büyük bir ihtimalle burada pişirecektim. Yok. Millet Çanakkale'de levreğini lüferini tutsun. Biz daha önce gelip su görüp geri gidelim. Ha, o tam iki oynağın arasından geçecek zaten şu an. Yüzüyor, yüzüyor, balıklar yüzüyor. Bana vuruyor mu? Yok. Aha. Ot mu? Ot mu? Geldi. Bu neymiş böyle? Pörç. Çok küçük bir pörç. Siftah mı yaptım? Çok küçük. Gel bakayım sen. Kapat şu kanatlarını. Lan sırtından nasıl girdi? Of of. Hadi güle güle. Bu saatten balık yapacaktı. Akşam ezanıyla birlikte. Of, karşıda çok güzel bir şey atladı. Bu sabah Eyrekkaya ile başladım. Su epey çekilmişti. Kenarlar
komple bal çıktı. Yürümek çok zordu. Birkaç kere battım. Ayrıca çok bakteri üremiş. Suyun yüzeyi kaplıydı. Aşırı yosun vardı her attığımda. Yosun geliyordu. Bir yarım saat falan deneyip oradan vazgeçtim. Topladım pılıyı pırtıyı kahvaltı yaptıktan sonra. Akyar Barajı'na geldim. Akyar'da da su çekilmiş. Yakın zaman önce geldiğimden yaklaşık 2 metre daha su var şu an. Her çeşit sahteyi denedim. Silikonundan kaşığına. İşte Savage Iron Wipe'ıdır. Bu Strike Pro'nun Cyber Wipe'ıdır. Küçük bir Pört sonanda şenlendirdi oltayı. O da Savage Iron Wipe'a geldi. Başka da bir şey yok. Buraya gelecekseniz tavuk ciğerinizi alın. Şamandıralı oltanızı alın. Çeşit çeşit balık geliyor. Kasna geliyor. Adını bilmediğim arkadaşların tuttuğu balıktan geliyor. Pörç geliyor. Yani at çek için şu zamanlar en azından verimli değil burası benim anladığım kadarıyla. Ben yerini tutturamıyorum balığın. Hava epey soğuk oldu. Neredeyse tamamen kararmak üzere. Benim çıkmam gerekiyor yoksa bu yamaçtan ben tövbe billah çıkamam karanlıkta. Göle düşerek günü taşlandırmayayım, sonlandırmayayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler, iyi günler, iyi akşamlar artık ne zaman izliyorsanız. Görüşmek üzere. İnşallah önümüzdeki sezon değil, bu sezon bir kere daha hava giderim. Böyle kapanış olmaz. Hiç tatmin olmadım.